Helak olan Semut kavminin yerinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gazvesi dönüşünde oradan geçiyordu. Sahabeyle beraber Tebuk gazvesinden. Dedi ki burası dedi Salih peygamberin kavminin helak olduğu yer dedi bu vadi. Buradan dedi su içmeyin bir de şeyler var ya anıtlar manıtlar var. Sakın hani mağaralar falan var. Oralara da girmeyin dedi. Buradan çabuk geçelim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azap geldi oraya yani Allah'ın azap ettiği yerde fazla durmayalım dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir yerde daha demişti neresiydi Peygamber Efendimiz böyle dediği bir yer daha vardı Hayber'in fetinden dönülüyordu yine Resulullah'ın hayatında beni çok etkileyen bir hadisedir bu kardeşlerim namaz kılın, kılınmayan evler hakkında bunu lütfen tüm kardeşlerimiz çok iyi dinlesin. Bir evde namaz kılınmıyorsa burada çok büyük bir nasihat var. Hayber'in fethine gidilmiş, 10 gün muhasara sürmüş, 150-160 kilometre kadar uzakta Medine-i Münevvere'den uzakta bir yer. Tabi arabalarla, tanklarla gidilmemiş, uçaklarla gidilmemiş, yürüyerek develerle gidilmiş. 150 kilometre mesafe ve 10 gün muhasara ne demek? Ne yiyeceksin? Normal bir yemek var mı? Normal bir içecek var mı? Yani ne hale geldi oradaki sahabe-i kiram? Hayber fethedildi, geri dönülüyor kardeşlerim. medine Münevvere'ye yaklaşıldı, istirahat edilecek. Ordunun yorgunluğunu bir tahmin edin. Yani kafayı koyan uyuyacak yani. Koyan uyuyacak. Efendimizden müsaade istediler. Ya Resulallah burada hani bir istirahat edelim mi? Efendimiz de e, kabul etti ve bir görevli tayin etti. Yani gece işte saat kaçta yatacaklar ama sabaha yakın bir zaman yani. Ebu Hureyre dedi ki Resulullah ya Eba Hir seni nöbetçi bırakıyoruz. Bir nöbetçi daha iki nöbetçi bırakıldı. Biz hani yatacağız ama siz sakın bizi kaldırmamazlık etmeyin sabah namazına. Çünkü biz çok yorgunuz. Siz bizi kaldırın, namazımızı kılalım. Siz sakın uyumayın. Tamam mı? Tamam. Baş nöbetçi Ebu Hureyre Radıyallahu an. Aman Allah. Im. Ordu yattı. Medine'ye yakın bir bölgede güneş doğdu. Sahabe-i kiram Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Allahu ekber. Ne oldu? Başımıza ne felaket geldi? Nasıl oldu? Resulullah kalktı. Ne oldu? Güneş doğdu. Sabah namazı kılınamadı. Sabah namazı kılınamadı. İlk, ilk defa başa geliyor. İlk. Bu zamana kadar gelmemiş. Güneş doğdu. Efendimizin gözü Ebu Hureyre'yi arıyor. Nöbetçiydi ya. Ebu Hureyre. Ya Ebahir. Buyur ya Resulallah. Ne oldu? Güneş doğdu. Sen nöbetçiydin. Anam babam sana feda olsun. Ya Resulallah sizin başınıza gelen benim de başıma geldi. Uyku. Uyku. Engel olamadım. Nasıl oldu uyumuşum dedi yani. Hakikaten uyku engel olunabiliyor mu? Olunamıyor. Uzun yol şoförleri bakıyorsunuz. 45 kişi 50 kişi otobüste var. Direksiyonun başında uyuyor adam. Elinde olsa uyur mu o insan? Elinde değil. Uyku geldi ya Resulallah. Efendimiz kızmadı ona. Hani yani oldu. Oldu yani olacak bir şey. Benim en çok etkilendiğim yer burası. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Şu an dedi, kaçırdığımız namazı aynı şekilde kılacağız. Herkes abdestini alsın. Namazlarımızı kılalım ve bu mekanı, bu bölgeyi çabuk terk edelim. Namazsızlık bulaştı." dedi buraya. Bu bölgeye bu topraklara namazsızlık şeytan müdahale etti bize. Şeytan bizi yatırdı. Şeytanın müdahale edip de buraya namazsızlık bulaştı dedi. O açıdan çabuk kılıp bu bölgeyi de terk edelim dedi. O Semut kavminin bölgesini çabuk terk edelim, çabuk buradan geçelim dediği gibi buradan da geçelim dedi. Bunun için söylüyorum. Bunu neden söyledim? Peki namaz kılınmayan bir ev nasıldır? İşte hani namazsızlık bulaştı. Şeytan müdahale etti buraya. İşte namaz kılınmayan evde de bereket olmaz. Namaz kılınmayan yerde de şeytan vardır. Şeytanın müdahale ettiği yerde huzur olmaz. Muhabbet olmaz, aşk olmaz, sevgi olmaz. Onun için ben bundan çok etkilendim. Namazsız evlerimiz olmasın. Namazsız evlatlarımız olmasın kardeşlerim. Resulullah bu kadar hassastı bu konuya. Gelin biz de hassas olalım. Hiçbir ferdimiz namazsız olmasın. Rabbim bu şuuru cümlemize nasip eylesin. Bu anlattığımız hadiseden de ibret almayı Rabbim nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.